Başka yerden beklerken başka sol vurdu. Sağ yumruk beklerken. Tamam. Evet. Biz bu kişinin adını arıyoruz ve bakalım. Bu kişinin adı kestane şekeri geldi. Kestane şekeri mi, kestane mi? Yani kestane. Tamam, kestane geldi. Hı-hı. O gitti mi, duruyor mu? Şu anda duruyor. Duruyor ve şey diyor mu? Sepete ekleyeceğim başka bir şey var mı diyor mu? Evet, bir de bak sepete ekle. Bir defa dedi ki bu çantada böyle dursun. Sanki hani yağmur yağıyor da böyle çok sanki böyle battaniyeyle sarılmış. Sanki bir şeyden korkmuş, üşümüş mü? Böyle bir şey onu çok mu tutuyor? Kulağını kapat bak. Anladık mı? Onu ne yap? Sar. Bakalım. Kulağını açtırsanıza. Peki devam et. Sanki havanın değişimi onu ya da güneşin ayın sıcaklığı, soğukluğu onu böyle üşütmüş, böyle içinde böyle. Tamam. Üşüyen bir çocuğun üstünü ne yaparsın? Üstüne battaniyeyi ne yaparsın? Battaniyeyi kapatırım. Üstüne battaniyeyi kapatırdın. Kestane geldi. Bir de tabii o kadar yönlendirici olmayalım. Aha. Üşümüş. Üstünü tın 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 tın. Sepette iki şey var. Üşümüş, üstünü bir şeyle falan yap. Bir de kestane var. Sonra ne oluşuyor bak bakalım. Ne anlamadım? Tabloda ne resmi var? Daha çok aile fotoğrafları var ama böyle şey, bir sürü ayakta resimler var. Tamam. İnsan resimleri mi, manzara resimleri mi? Karışık. Manzarada insanları geç, manzarada ne var? Manzarada böyle sanki böyle deniz kıyısı, böyle esen böyle serin serin böyle bir şeyler gibi. Böyle bir ferahlık. Evet. Manzarada öyle bir sanki hani kestane şekeri deyince böyle sanki Bursa'dan böyle öne otursana şuraya. Geliyor bir Mudanya gibi falan. Böyle bir yer. Böyle ferahlatıcı. Ferahlatıcı. O ferahlık nereden geliyor? Denizden geliyor. Denizden mi geliyor yoksa bayağı böyle bir kuyudan mı geliyor? Bir kuyudan, bir kaynak, su kaynağından mı geliyor evet, yoksa ya, deniz? Su var, orada su var. Tamam, o deniz mi yoksa böyle yerden kaynayan bir su mu? Yani kaynak suyu gibi ama. Evet, yani deniz değil. Evet. Ve en başta söylediğimize hani geldik. Böyle su böyle çok sıcakta böyle su çıkardı böyle birdenbire o suyu içtiğinizde böyle güzel bir içinize ferahlık, serinlik gelir ya. Çölde evet, susarsınız evet, ve sizi ferahlatır ya. Öyle. Ona dünyanın en güzel suyu diyebilir misin sen? Evet. O zaman bizim bu kişinin adı neymiş? Kestane gelmiş. Üşümüş çocuk onun üstünü ser. Onun üstüne battaniyeyi ser bakalım. Ve K var. K var. K nereden geldi? Harf olarak. Kestaneden geldi. Tamam, kestaneden K geldi. R var. Evet. R nerede? Daha sonda. Ve vallahi dediğim bak biri bizimle dalga geçiyor. R'yi en sona koydu. Bir de sana bir şey dedi zaten. Su serinlik. S ortada. Evet. Ve bana bugün dedi ki hatta size de dedi. Benim hayatımda S'ler çoğalmaya başladı dedi evet, yemekte. Evet, işte evet. S. Biz bir şeyi unuttuk.
Üstünü değiştirmişsin. Hocam kostümü yeniledik ama. Terden mi? Yok terlemedim. Yemin et terlemedin. Yok terlemedim. Gördüm. O zaman niye değiştirdin? Biz de dedik ki... rahatsız oldum sanki. Tamam. Alışkanlığı. Dur o söyleme Nuray Hanım, bir dakika bekle lütfen. Bak bu bizim için çok önemli. Lütfen gerçeği söyle. Terlediğin için mi değiştirdin? Terlemedim hocam. Tamam. İşte burada bu. Burada gösterebilirim. Terlemedim. Tamam terlemedin, niye değiştiriyorsun? Ben biz ne güzel bir şey kanıtlayacağım. Alışkanlık olmuş. Evet alışkanlık olmuş. Ha. O zaman lütfen bu alkış bana gelsin yani bu. Hadi. Ve haydi bakalım söyle bu ismi. Hani güneşi gördüm de şöyle kaldırıyor ya. Ha. Böyle ortada ya Y var ya V var. Sen karar ver buna. Yok 6 yok V. O zaman bir alkış. Ne çıktı? V var. Susalım. Birleştir. Karışmayın lütfen. O zaman şey anlaşılır, hani yönlendirme şatam, olur. Şey Ha, işte, o, ne oluyor? K, E, V. Ay bir dakika. Kevser. O zaman bir alkış. Ha? Evi verdi, bir ev var evet. Gibi. Ve o Kevser su geldi, çölün ortasında bir serahlık veren, su veren her şey. Bu kişi Kevser, işte olay bu kadar. Şimdi şunu anlayabildik mi? Bizim üstümüzde, şu an biz hani en genişlik, derinlik, üç boyutlu bu zamanda yaşıyor, bu fizik evrendeyiz ya, bir üst boyut bize bunları söyledi. Ha biz üst boyuta bakıyoruz, neredesin? Göremiyoruz. İki boyutlu bir varlık da bizi nasıl algılayamayacaksa ve biz iki boyutlu bir varlığa bak, mesela şu an iki boyutlu bir varlık çizdim. Onu silebilirim, değiştirebilirim. Hatta oraya Refik yazabilirim. Refik'ten iki boyutlu bir insan yaratabilirim. Şimdi benim sabah anlattığımı çok iyi anlayacak bir duruma geldik. Ben şimdi şuraya Refik kalemle yazarsam iki boyutlu bir evren yazmış olurum. Ve o iki boyutlu evreni Refik'le yazdım. Allah yaradan da bizlerin hepsini işte kendi sözüyle, enerjisiyle yazdı, oluşturdu. Bizim bu bilinçaltı dili dediğimiz şey atom altı parçacıklarının en altının en altının en altının son noktası. Allah'ın gücünün, kuvvetin ta kendisi. Bak ben şimdi buraya mesela Zekiye yazayım, Zekiye. Ve bu iki boyutlu bir varlık olsun. Benim yazdığımı anlayamaz ama içlerinden bir tanesi Refik gibi zeki biri çıkar. Der ki bak biz iki boyutluyuz ama üst boyut var ve bizi o oluşturdu. Ve bu dilin adı da bilinçaltı dili. Ve bu Refik'in kendi enerjisi bizi oluşturdu. Öbürleri der ki Allah Allah öyle mi? Evet öyle. Şimdi de aynı şekilde bir üst boyut bizi oluşturdu. Ve bizim maddemiz onun ta kendisinden. Bu da Allah'ın kendisi. Bu dil bizim maddemizi oluşturan şeyin ta kendisi. Ve şimdi de bize ne gönderdi? Dedi ki siz neden anlarsınız? Kestaneden anlarsınız. V harfinden anlarsınız. R'yi en sona koy. S'yi getir, E'yi getir. Çölün ortasında bir su kaynağı var. Oh içince serinlersin, ferahlarsın. Bunun adı Kevser suyudur. Kevser suyunu bilmiyor musun sen? Kevser suyu çölde bir kaynak ve o dünyanın en tatlı, en güzel suyu diye bilinir. Hocam eskiden ben böyle bir şeyleri hissedince ben hep şöyle derdim. Ben bunu uydurdum derdim. Ama şu anda özellikle Ankara'da yaptıklarımızdan sonra ve burada yaptıktan sonra içim hep diyor ki ben bunu biliyorum. Ve bakın bizim eğitimimiz neyi sağlıyor? İnsanların açılımını sağlıyor. Hemen buradan bir arka bu açılımı sağlayanlardan birine selam söyleyeyim. Tanırsınız. Mavili Temiz Soy. Eşi Hasan Bey. İkisine de selam söylüyorum. 1,5 yıl önce Almanya Hanau'da eğitim veriyordum. Dedi ki hocam ben de yıllardır zaten bunları biliyorum. Bunları söylüyorum ama kocama söylüyorum bana deli diyor. Etrafımdakileri söylüyorum deli diyor. Ben dedi kimseye bir şey açıklayamıyorum. Sustum ve tabii biz de böyle dedik ki ya
açıldı önün. Git. Duymuşsunuzdur belki, her gün, her hafta başka bir yerde eğitimler veriyor ve Mavili Temizsoy şu anda Bosna Hersek'teki piramitlerde. Onlara buradan selam söylüyorum. Demeye çalıştığım şey şu. Açılımlar sağlıyoruz. Şimdi senin de kendine tam güvenin oluştu. Bugüne kadar bu oluşan şeyler sende boşuna değildi ya da saçma değillerdi. Siz demiştiniz ya bana neden daha önce gelmediniz. Belki daha önce geldiğimde ben bu kadar bildiğimi bilmiyor olacaktım. İşte sizler kendinizi rahat bırakın, önünüze açın televizyon programlarını. Her şeye nereye giderseniz bunu etrafa yayın. Ne abi, bir daha söyle. Ben eskiden böyle uyduruyordum işte. Üstü diyorum hanımefendinin öğrendiği şey. Direkt ismi Hasan Hüseyin diye söylemesi oldu. Evet. Söylüyorlardı. Zaten öyle. Söylüyorlardı. Ankara'da ne oldu? Erdal, Erkan, Ercan. Üçü de tacizde bulunmuştu. İsmini sen mi çıkardın, başkası mı çıkardı? Erdal'a Erik geliyor. Ercan'a Erik geldi. Erdal'a Erik geldi. Ondan sonra öbürlerini tek tek geldiler. Hepsini de söyledi. İsimler böyle. Ha, yurt dışında Brüksel'deyiz. Kadın dedi ki benim işte tanıdığım kişinin adı Çiğdem. Yanlış hatırlıyormuş. Halbuki Çağla'ymış. Gözünü kapıdan çizdi ki Çağla. Hemen akrabası. Hocam hocam. Çiğdem değil Çağla'ydı. Ben yanlış hatırladım dedi. O bile akrabasının ismini yanlış hatırlarken kanal olan kişi. Beni en çok etkileyen İbrahim oldu. İbrahim adını buluyoruz. Dedi ki İsmail peygamber var. Yanında biri var. Elinde bıçak tutuyor. O Hazretleri gelmişti ya. Hazretlerinin ismiyle gelmişti. Evet. Ya o kadar çok ki bunlar artık kanıksamanın da ötesine geçtik. Tabii ki eline yüreğine sağlık. Teşekkür ederiz. Bir şey söylesin ondan sonra. Şifalandırmayı yapalım. Bizim amacımız sadece orada bırakmak değil. Şifalandırmak. Zaten şu anda o 60 yaşındaki kadının öfkeleri rahatladı. Çok öfkeli. Ve şunu yapacağız. Safra kesesi, karaciğeri dikkat etmesi lazım. Biz onları da buradan şifalandırırız. Ve hani onun, kapat gözünü. Annesi babası baş başa karar vermişlerdi. Onu halaya vereceklerdi ya. Şimdi o sahneyi görsün 60 yaşındaki bu kadın. Onlara hak versin. Desin ki ya, evet haklıydınız, beni halama verdiniz. Çünkü halamın evliliği, hayatı kurtuldu. Sizin düşüncelerinize saygı duydum. Ve bunu söyleyince ay ve güneş parlasın, normal haline gelsin. Sonradan gelen ay ve güneş de parlasınlar. Biri dolunay, biri normal güneş olsun. Şu anda bizim bu abla gitsin dördüne de sarılsın. Hepsi de birbirlerini kucaklasınlar. Ve ablanın bir anka olduğunu gör. Ay, güneş, ay, güneş. Toplam bu anka ile beraber 5 tane anka oldular. Hepsi birbirine sarılsın. Aynen, sarıldılar hocam. Artık benim mutlu olmasına gerek, mutlu olsunlar dememe gerek yok. Çünkü onlar şu anda zaten mutlular. Gözlerini açabilirsin. Eline, yüreğine sağlık. Bu kişi neydi bak? Anne baba daha doğmadan bu kişiyi halaya vermeye karar vermişler. Çünkü halanın evliliği çatırdamak üzereymiş. Çocukları olmadığı için. Artık ikinci aya geçtiğinde halaya vermişler. Ve 3-4 yaşına kadar çocuk halaya verildiğini bilmiyor. 4,5 yaşında bir kız ona bunu anlatıyor. Gerçi bu Kevser 3 yaşındayken halasının ona yeteri kadar annelik duygusu göstermemesinden şüphelenmiş. Fakat bir kız da 4,5 yaşında çıkmış, demiş ki onlar senin annen değil ve baban değil. Bunları şifalandırdık. Artık her şey mucize şimdi ötesi. Hem burası şifalandı hem de bacaklarındaki bence lenfatik sistemi şifalandı. Çünkü oraya çok büyük ışık attı. İşte
Yarın işleyeceğimiz konulardan bir tanesi fibromiyalji. Fibromiyalji demek buna benzer yükleri sırtında taşımaktan kaynaklanır. Haydi bakalım. Eline yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Sen ne diyecektin Merve? Ben isime tekrar dönmek istiyorum. İsim bu şimdi dedik ki hani iki boyutlu vesaire. Hani mesela ablasının adı belli. Bizim yakınlarımızın adları belli. Bir de gelecekle ilgili isim oluyor mu mesela? Tabii ki. Ve bizim geçmişimiz şu an ne kadar gördüğünüz net biçimde belliydi ya. Anne baba daha çocuk doğar doğmaz halaya onu vereceklerine karar vermişlerdi. Her şey bu şekildeydi. Bizim geleceğimiz de aynı oranda, aynı doğrulukta şu anda Rafikistan'da var. Ve geleceğimize de bakabiliriz.